Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Gazeteci, yazar, Üstad Abdurrahman Dilipak'la bir Derin Gerçekler programıyla daha huzurlarınızdayız. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Esselamu aleyküm. Üst akılla olan mücadelesinde Türkiye'nin yalnız kaldığını hep birlikte izliyoruz. D8'lerin dönem başkanlığını devraldık. Bu arada tartışmalı isimlerden Şaban Dişli istifa etti ve gözler istifası beklenen belediye başkanlarına döndü. Biz içeride hangi başkanlar istifa edecek sorularıyla meşgulken paravan örgütler üzerinden istihbarat sabotajları durmaksızın devam ediyor. Adı konmamış bir dünya savaşında demokrasi ve özgürlük nutukları atanlar projeleri ve silahları ile üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Rakka, Kerkük, Erbil, Barzani, DHPG, PKK, emperyalistler ve Türkiye bize şu soruyu sorduruyor bütün bu kaos ve kargaşa. Dünya nereye gidiyor ve bölgemizde neler yaşanıyor? Hakikatlerin üzerine örten kalın perdenin ardındaki derin planlar ve derin gerçekler neler? Sorularımız çok ve her hafta olduğu gibi vaktimiz tabii ki kısıtlı. Üstad Dilipak'a hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Rakka'ya aynı anda girdiler ve aynı anda da Irak Merkezi Hükümet Kerkük aldı. Aynı zaman diliminde oldu bunlar. Biliyorsunuz DAEŞ'ten teslim aldı PYD, oradaki terör örgütü PKK'nın uzantısı. Hı hı. Soru aslında Amerika'da kutladı. Bu, kutladı, tebrik yani, etti vesaire. Bu Ankara'da... şu bunu sormak istiyorum ben size ilk başta. Barzani yani bölgede uzun yıllardır var olan bu aile ve bugünkü temsilcisi Mesut Barzani. Yani bu kadar aptal bir adam mı idi de sonuç böyle oldu? Nedir? Künde'ye gelmek diye bir şey var ya, başkasını aslında künde'ye getireyim derken kendi mi geldi? Kendi kazdığınız çukura düşersiniz. Aslında Barzani'nin çok fazla bir gücü yok. Ama iktidarı eline geçirdiği için birçok o bölgedeki topluluk yakın duruyordu kendisine. Ve bu da bir yandan Türkiye'yi idare ediyor, bir yandan Bağdat'la ilişkileri, Amerika'yla, İsrail'le. Bütün bunlar ona bir ambiyans, bir büyü kazandırıyordu aslında. Ve Türkiye'yle yol alamayacağını bu süreç içinde düşündü. Arkasından İsrail'e yaklaştı. İsrail de onu biraz fazla kullandı. Hem Kıbrıs'ta hem de referandum öncesi, sırası, sonrası gösteriler. Bir anda kazandım dediği anda her şeyini birden kaybetti. Arkasından merkezi hükümetin hem Türkiye hem Rusya tarafından, İran tarafından desteklenmesi sonucu hareket etmesinin ardından bugünkü noktaya geldi. Süleymaniye'yi de kaybetti, Kerkük'ü de kaybetti. Artık bir Kürdistan'dan söz etmek çok mümkün değil. Bu işe, bu yola çıktıklarında sınırları İran'a dayanıyordu. Artık İran sınırı diye bir şey yok. Türkiye, Irak ve Suriye sınır bölgesi var. Kerkük üzerinde tehlikeli bir oyuna kalkışmıştı. PKK ve Kerkük'teki Türkmenleri karşı karşıya getirecekti ve halk canını kurtarmak için ölümü görüp hastalığa razı olacaktı. Yani Barzani'ye razı olması gerekiyordu. O da geri tepti. Ama tabii sorun çözülmüş değil bu süreçte. Ama Barzani sorunu büyük ölçüde artık sorun olmaktan çıktı. Ve Irak üzerinde peşmergeler de sorun olmaktan çıktı. Ama bu arada Haçlı Şabi Irak kuvvetleriyle birlikte bölgeye yerleşti. Yani biri gidiyor, bir başkası geliyor. O zaman İran bölgeye yerleşti. İran ama şu anda İran Türkiye'ye daha yakın duruyor. Suriye'de ne Hizbullah üzerinden ne de kendi kuvvetleriyle Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarına engel çıkartmıyor. Yani Esed rejimi hem Rusya hem de İran tarafından tamamen
tamamen terk edilmedi ama Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarına karşı hükümetin yanında yer almıyorlar. Yani bir güçler dengesi, savaşı, hesaplaşması devam ediyor. Yani Irak yönetimiyle Türkiye böyle bir ilişkiye giriyor da Amerika'da kendi müttefikine karşı bir terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Yani bölgede kimin eli kimin cebinde çok da belli değil. Yarın ne olur o da belli. Çok belli değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Gelişmeler doğru yönde, ileri doğru. Yakın planda baktığımızda evet bir sürü olumsuzluklar var. Ama Amerika suçüstü oldu, Avrupa suçüstü oldu ve içinde Türkiye'nin olmadığı hiçbir çözümün uygulanma şansı yok. En azından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu anda Türkiye'nin bölgedeki hareketliliğine karşı bir engel teşkil etmiyor. Çünkü Rusya yakın duruyor. Amerika ve Avrupa henüz İran konusunda anlaşamadılar. Hatta giderek makas da açılıyor. Ama İran tekrar Türkiye'ye yakınlaşmaya başladı. Bölgedeki dengeler çok dinamik. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani Sykes-Picot'la birlikte yeni bir dizayn oluştu bizim bölgemizde, Arap Yarımadası'nda. Biz Türkiye olarak hani 22 tane devlet Amerika tarafında hani baktığımız zaman Amerikan konseptinde hep kaldık. Hani savaş galiplerinin yanında İngilizler bu dizaynda kullanma fiilen Amerika NATO çerçevesinde Türkiye'yi tepe tepe kullandı ama mesela Suudi Arabistan'da hemen baktığınızda Amerika'yı görürsünüz ama o perdenin önünde, perdenin arkasındaki asıl oyuncu İngilizler. İngilizler işte burada bir sessizliği yok mu İngilizlerin? Sanki İngilizler yani hiç yokmuş sessiz gibi İngilizlerinden gidiyorlar. Var. Yani var Irak'ta da varlar. Zaten bakın Fransa yok. Evet, Suriye'de mesela Fransa'nın Sykes-Picot'ta İngiliz ve Fransızlar garantör. Hatta daha önceki dönemde Fransızların orada daha çok sesi duyuluyordu Suriye'de. Çünkü sosyalist bir rejim. Fransa'da da solcular hep öndeydi ama artık solcu mu kaldı? Soğuk Savaş'tan sonra zaten her şey değişti. Ve günümüzde de artık Avrupa'nın hepsi Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da faşizme teslim. Hollanda, Avrupa ülkelerin hepsinde yükselen değer faşizm. Şimdi, onu da görmek gerekir. Şimdi bölgeye eğer Şiiler geldiyse şu an. Evet, Haçlı yani, Şabi'de evet, dahil. Haçlı Şabi üzerinden geldiyse var. Ve bölgede PYD diye bir tehdit unsuru varsa, Barzani doğal olarak referandumdan önce de gördüğü şuydu. Ya bu PYD ilerliyor, arkasında Amerika var. Evet, ben İngilizlere yakınım, İsrail'e yakınım. Ben Barzani olarak peşmergelerle PKK çatışacak. Doğal bir savaşa giriyoruz. Bir planla sanki Barzani orada İran'la yani Şiilerle PKK'lıları bu manada karşı karşıya getirme ama planının yani, bir parçası olamaz mı? Tamam, karşı karşıya getirdim ve oyun bitti. Yani savaşın içinde olmamayı tercih ederek peşmergeyi ve kendi işte halkını... Yani kendine göre bir peşmergelerle Türkmenleri karşı karşıya getirdi. Peşmergenin doğrudan Irak ve İran'ın karşısında tutulması mümkün değil. Yani İran aynı zamanda Kandil'den de vurabilir. İşte çünkü sınırları ya da... Böyle olmadığı için zaten hani Şiilerle PKK'yı karşı karşıya getirme planını... Yani Şiilerin... Amerika'ya pas atmış oldu böylece. Denilemez mi? Tabii kendi ben buradayım. Yani PYD ile işbirliği yapıyorsun PKK'ya. Ben de buradayım. Türkiye'yi bıraktı. Kendine yeni dostlar aradı ama bölgedeki dengeler bir anda alt üst oldu. Türkiye ile Barzani ileri günlerde oluşacak bu savaş ihtimalinde aynı artık safta oluşamaz mı? Barzani'de gücü yok. Artık Barzani diye bir şey yok. Kürdistan'ın önce bir ta Kerkük'ten başlayıp Akdeniz'e uzanan bir koridordan söz ediyorduk. Artık Kerkük'te yok, Süleymaniye'de yok. Buralarda petrol bölgeleri, rafinerinin Musul'da olması
ayrı bir şey. Bu petrol kuyularının bulunduğu yer önemli. Artık oradaki bütün hesaplar, dengeler alt üst oldu. Şimdi Barzani'ye içeriden diğer Arap aşiretleri, Kürt aşiretleri de hesap soracak. Bu petrol parası nereye gitti? Nerede bu zaten petrol? Zaten iddialarında vardı. Çok hakkında. Ciddi olarak, yani hatta Talebani'nin eşi Barzani'yi petrol hırsızlığıyla suçladı. Yani Barzani ülkeden kaçmak zorunda da kalabilir. Etrafında doğru düzgün kimse kalmadı. Kendi, kimse yenilen ata oynamak istemez. O zaman bölgede bunu kim yapıyor? Ayaktayken elinizi öpenler, oturursanız saldırırlar, düşerseniz vururlar. Barzani şu anda düşenin dostu olmaz. Yalnız adamdır. Yalnız adam. Ve Türkiye'nin de tekrar kendisine kapı açacağını sanmıyorum. Şu VTR'i izleyelim beraber. O zaman bu olayları kim yapıyor? Onu soralım. 4 numaralı VTR olacak arkadaşlar. Hazırsa kim bu eylemi yapıyor orada? Hep beraber izleyelim. Şimdi orada ya, Türk bayrağını yakarak provokasyonlara başlıyorlar. Yarın bir gün Türkmenlere saldırı da yapacaklar doğal olarak. Ya, o zaten bir de bir iddia var üstadım. Yani her şey mümkün. Bir iddia var. Kasım Süleyman biliyorsunuz Haçlı Şabi'nin hani lideri artık oradaki. Bazı petrol kuyularının kendilerinin tamamen kontrolüne verilmesiyle birlikte bizzat hani Türkiye-İran savaşının fitilini ateşleyecekleri de söyleniyor. Böyle bir ihtimali siz öngörüyor musunuz? Her şey mümkün ama şu anda İran'ın Türkiye'den uzaklaşması teorik olarak çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Amerika ile olan ilişkiler ama tek bir Amerika da yok. Yani bu daha önceki nükleer santrallerle ilgili anlaşma konusunun geleceği belli değil. Avrupa tavrını bir türlü netleştiremedi. Yani Amerika ile beraber hareket etmiyorlar ama bunun sınırı ne, çerçevesi ne, o da belli değil. Bugünden yarına da bu konularda tavır koyacak gibi gözükmüyorlar. Dolayısıyla en azından şu anda Astana mutabakatı çerçevesinde Türkiye, Rusya ve İran bir ölçüde beraber hareket edecekler. Konjonktür onu gösteriyor ve Suriye konusunda bir mutabakat sağlandığı gibi Amerika'nın PYD üzerinden bölgeye yerleşmesi de Astana mutabakatı çerçevesinde kabul edilmiyor. Dolayısıyla yani kendi içinde bir takım riskleri, ihtimalleri taşımakla birlikte mevcut dengeler açısından bu koalisyonun pratik bir karşılığı var. Potansiyel tehditler ve riskler dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Şimdi Seyit Demirci adlı izleyicimiz, Dilip Ak Hocam, ben Deniz Bey, iyi akşamlar. İncirlik kapatılsın diyoruz, devletler kulak vermiyor, siz dile getirir misiniz diye yazmış. Bu ara sosyal medya hesaplarımız orada mı arkadaşlar, evet, ekranda? Ya İncirlik'in kapatılması konusu tabii NATO çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Eğer öyle bir karar alınacaksa İncirlik'in 15 Temmuz'da nasıl kullanıldığını da masaya yatırmak gerekir. Böyle bir şey, kayıtları kayıp değil mi? 48 saatlik kayıt yok. Türkiye'nin kayıtları yok.
Amerika ve Avrupa ile ilişkilerini de radikal bir şekilde yeniden gözden geçirmesi gerekir. Seyit Bey, ama daha önce yapması gereken belki bu yönde bir uyarı niteliğinde birçok askeri tesis var ki bu tesislerin çoğu da aslında ömrünü tamamlamış. Çünkü bunlar uydudan da, U-2 uçaklarıyla da yani çok yüksekten ya da başka daha basit teknik yöntemler ya da şu anda Irak'taki Amerika'nın askeri tesisleri üzerinden izlenebilen yani başka alternatifleri ikame edilebilen daha basit askeri tesisler var. Bunların kapatılması lazım. Yani birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde irili ufaklı tesisler var ve Türkiye bu tesisleri kendisi kurup işletip NATO'nun ihtiyacı olan bilgileri kendi güvenlik politikalarını öncelemek suretiyle o ülkelere aktarılabilir de. Belki yapılması gereken birden nihai hamleyi yapmak değil, önce küçük adım, yani büyük hedeflere küçük adımlarla yürümek gerekiyor. Şimdi hafta içinde de İsmail Bey'in, izleyicimizin, Seyit Bey'in bu hani talebi doğrultusunda enteresan Vatan Partisi yöneticileri Türkiye'deki 15 mevcut NATO üssünün haritasını yayınladılar. O harita var arkadaşlar, bir bakarsınız Türkiye'de NATO üsleri diye. Onun üzerinden de hani Türkiye'ye biliyorsunuz hani Doğu Perinçek yani kanadı. Yani bir kısmı ortak tesis. Evet. Bir kısmı da bağımsız konu. Zaten daha fazla küçük tesisler var. Radar merkezleri, dinleme merkezleri. Ankara, Malatya, Diyarbakır, Konya, evet. İzmir, işte Ceyhan üzerinde, Adana'da, bakın Mersin'de. Yani mesela Konya'daki hava üssünde NATO'nun AWACS'ları bulunuyor. Yani orada işte İsrail'de bir dönem geçmişte tatbikatlar yapıyordu, uçuş eğitimleri yapıyordu çünkü İsrail toprakları. İsrail, evet, 28 Şubat Almanya'da, Konya'da eğitimler yapıyordu. Şimdi yani bunların hepsi Amerikan üssü değil. Bizim NATO üssü. Ama NATO'da yararlanıyor. Yani NATO üssü. Almanya'da yararlanıyor. Yani biz İsrail'e açtık. Yani Türk da yararlanıyor. Ya da TAL'da yani orada sivil havacılık da yararlanıyor. Burada mesela tamam ortak tesis ama bizim sivil uçakların yararlanmadığı İncirlik var buradaki en önemlisi, en büyüğü. İncirlik'in kontrolü Türk askerinin elinde mi tamamen? Yok, eş güdüm var. 15 Temmuz darbe girişiminde zaten İncirlik'in üssü artık kullanıldığını yani biliyoruz. Davası var. AWACS kalkıyor, geliyor İstanbul'da. 48 saatlik video kayıtlarının ortada olmadığı iddianameye yansıdı. Dosyada da var. Bu enteresandı. Yani bunların hepsi aynı derecede önemli değil. Mesela ne bileyim İspanya'nın da bulunduğu, bu NATO patroitlerinin bulunduğu bir kısmı savunma sistemleri, bir kısmı radar sistemleri, bir kısmı uydu koordinatları için sinyalizasyon merkezleri şeklinde. Yani hepsinde askeri bir takım savunma sistemlerinin bulunduğu anlamda değil, değil ama mi? Lojistik anlamda. Ama İncirlik sembol değil mi? İncirlik yani orada Türkiye'nin çok, mesela burada Kürecik Bey üssü savunma radarı var. Yani orada bir radar yoksa tabii askeri tesis olduğu için onun kendi kendini savunması için öz savunma tesisleri, altyapısı var. Askeri tesis sonuçta. Ama 15 Temmuz'dan asıl önemli olan şu anda en büyüğü İncirlik üssü. Yoksa Diyarbakır'da da yani koalisyon güçleri, Batman'da da koalisyon güçleri görevi yapabiliyor. Şimdi bu bir sembolik oldu şimdi İncirlik Hava Üssü. Bizde Ayasofya'nın açılması ne kadar önemli bir hale geldiyse hani milletin derin zihninde, İncirlik'in kapatılması da 15 Temmuz'dan sonra milletin derin zihninde o kadar öneme haiz oldu. Nihai son adımdır. Onu öne aldığınız zaman ondan önceki tabii, aşama. Yani adım adım gideceğiz diyorsunuz. Sadece İncirlik'i kapattım deyince başka şeyleri de halletmiş olmanız gerekiyor. Evet. Yani NATO ile ilişkinizi, Amerika ile ilişkinizi, Avrupa Birliği ile ilişkinizi de sorunlarınızı kesmeyi göze almanız gerekiyor. Evet. Yani o bedeli ödemeye hazır olduğunuz zaman bunu yaparsınız. Yoksa sadece bunu söylemiş olmak bir şey ifade etmez. Ya da kapatmış olmak. Sonuçlarını görerek stratejik bir akıl yani bir karar devlet aklına gerekiyor. Bu İncirliğin bu şekilde
şekilde devam etmesi kabul edilemez. Yani o yüzden bakın mesela işte Tillerson PKK'yı tebrik etti mesela. Yani. Yani sonra da açıklama yaptı. APO'nun şeyi açılmıştı. Yani APO'yu biz onu sevmiyoruz, biz onu adamdan saymıyoruz dedi. Çünkü bu ilginç yani işte mi? Bu yani PYD kamplarında hem Amerikan askerleri var hem de APO'nun resimleri var. Yani bunlar. Yani ben ne söylüyorum, kanunum ne çalıyor? Hani ağzından çıkanı kulağı duymuyor diye bir tabir var ya, Tillerson da bu söyledi. Sen ne söylüyorsun, gerçek ne? Kendini tabii çok allame zannedip diğer insanları da ciddiye almayan bir üslup bu. Hollanda medyasında bir muhabirin iki gün önce bir haberi vardı. Rakka'da, bölgede dolaşan önemli bir haberci. Amerikan askerlerinin üstlerinde elbiselerini değiştirirken görüntülerini kaydetmiş. İşte Amerikalılar almış PKK, yani PYD, YPG şeyleri giyerken, elbiseleri giyerken. İş bu kadar net. Amerika bize karşı savaşıyor. Yani örtülü bir şekilde, ya örtülüsü de yok bunun. Açık bir şekilde. Yani halen. Yani, bugün Trump'a yüklendi Cumhurbaşkanı. Tabii. Açıktan Trump'a. Sen neyin aklını yaşıyorsun, medeniyetten ne anlıyorsun? Yani böyle bir dünyada yaşamak yani, istemez evet. insan diye. Tabii yani hem medeniyet hem Birleşmiş Milletler eleştirisini yaptı. Uzun süreden beri bunları tekrarlıyor. Ama yavaş yavaş da at vererek artık Amerika evet. Birleşmiş Milletleri, Avrupa. Dikkatini çekmek istiyor sanırım. Çünkü yani bir şey bizim, bir haber bizim satına parasını verip alamadığımız silahları sen ücretsiz olarak birilerine götürüp veriyorsan bunun dostlukla açıklanması mümkün değil. Tabii bu Tayyip Bey için çok ağır bir durum. Yani kabul edilemez bir durum bir devlet başkanı için. Bu anlamda aynı şeyi tekrar tekrar birkaç platformda söyledi. Söylemeye devam ediyor. Ama Trump ne yapsın ki yani? Trump da kuşatılmış durumda. Bakın Las Vegas'taki saldırılarda biliyorsunuz evet. otelden 30 bilmem kaçıncı kattan aşağı otomatik silahlar ataladılar. Orada bir olayların şahit olan bir kadın vardı. Demişti ki ben onun dışında başka yerlerden ateş açıldığını gördüm diyen kadın ölü bulundu Amerika'da. İşte. Evet yani. Yani Amerika'da ölü bulundu. Trump ne yapsın? Trump da kendi içindeki FETÖ'cülerle uğraşıyor. Yani, Amerika'nın FETÖ'cüleriyle. Ya kendi kimin sesi? Evet. Ya da kendi kimin sesi? Yani doğru. Öyle şeyler ama olur tek ki. Devlet, tek vatan diyor. Yani Irak'ı Pentagon mu yönetiyor, evet. Trump mu yönetiyor, yoksa FET mi yönetiyor? FET yani bu çünkü petrol olunca. Siyah mı yönetiyor? Peki. Sadece bu değil. Orada daha birçok noktada birçok belirsizlikler var. Amerikan Kongresi bunun neresinde? Beyaz Saray neresinde? Amerikan medyası neresinde? Amerika'daki sivil toplum örgütleri neresinde? Kimse bunun ne olduğunu anlayabilmiş değil. Yani Amerika'da buharlaştı, Avrupa'da buharlaştı. Kafalarını kuma sokuyorlar. Gerçekleri görmezden geliyorlar. Ya bu sadece Suriye'ye herkes projektörler oraya dönük bakıyor, trajedi burada diyor ama asıl trajedi kapitalizmin trajedisi. Onların merkezinde. Yani burada evet bir çatışma var. Bu semptomlarla ensenizde çıban çıkmışsa sorun karaciğerinizde olabilir. Değil mi? Merkeze inmek lazım. Yani burayı sivilceyi patlatmanız ya da o semptomu gidermeniz hastalığı tedavi ettiğiniz anlamına gelmiyor. Bu hastalık kapitalizmin hastalığıdır. Kriz kapitalizmin krizidir. Bunun adresi Washington'dur, Berlin'dir, Roma'dır, Londra'dır. Paris'tir, Londra'dır. Kapitalizmin hastalığıdır ama bunun ateşi İran'dan çıkıyor, bölgemizden çıkıyor, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan yükseliyor. Yani Mevlana'nın o çok sık tekrarladığım bir sözü var. Köpeğin kuyruğuna bastım, sesi ağzından çıktı. Yani yükselen ses başka yerden çıkıyor ama sizin başka yere bakmanız gerekiyor. Çünkü bu kapitalizmin krizi. Kapitalizmin krizlerinden bir tanesi de Panama belgeleriydi. Offshore hesaplarıyla alakalı dünyadaki bu derin adamların paralarının nerede olduğuna dair Panama'dan da oradan da enteresan bir haber geldi. Bu belgeleri açıklayan gazeteci Defne Hanım arabasına bomba koyarak öldürüldü. Ya tabii. Yani Las Vegas'taki saldırının şahidi öldürülüyor. Panama belgelerinin haberini yapan Defne Hanım.
Yani evet. Daphne ismi de tabii Türkçesi Daphne olduğu için ben öyle diyorum. Malta'da arabasına bomba konularak hem de. Tabii. Bu kadar aleni bir istihbarat, sabotaj savaşları var. Bakın, geçen gün biliyorsunuz kasırga vurdu. Evet. Kasırgada zarar görenlerden antisemitik olanlar, antisiyonist olanlara yardım verilmiyor. Evet. Belge istiyor, imza attıracak. Yani kendisinin Amerika İsrail'e karşı olmadığına dair. İsrail karşılığı yapmayacağım diye belge. Onu tekrar edelim belki. Es geçmiş olabilir izleyicilerimiz üstad. Evet yani Amerika'daki kasırgada mağdur olanlara yardımlar verilecek. Evet yardım verirken kendilerinden kuşku duyulan kişilere İsrail'e karşı olmadıklarına dair belge imzalatılıyor. Ve bu konuda internetten filan o örgüt, o isimdeki kişilerin karşı mesajları tespit edilirse yardım da verilmiyor. Ölüm deniyor yani. Allah Allah. Ya kafayı yedi bunlar. Ya halk tabiriyle. İHA'yı biz gönderelim. İHA'ya sesleniyoruz. Ama bu da Amerika bize vermezse. Olsun, uluslararası yardım kuruluşu değil miyiz biz? Yani tamam Birleşmiş Milletler'de de yani, şeyiz. Tamam da sana yardım vermiyor. Elindeki ekmeği vermiyor. Sen başkası gelsin sana ekmek versin. Ona da izin vermiyor. İHA zaten Siyonist İsrail tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Bunu o zaman sen de git Amerika'ya yardım et. Sen de bir deport daha yersin. UNESCO'dan da çıktı Amerika. Bu çünkü da enteresan. Tabii UNESCO'dan çıktı. Ne karar almıştı? UNESCO ne karar almıştı? Bir defa Filistin'in bağımsızlığını tanımıştı. Benim politikalarıma destek vermeyen UNESCO bir örgüte ben de destek vermem dedi. Bunun mefhumu muhalifi şimdiye kadar UNESCO ya da Birleşmiş Milletler'in diğer örgütleri Amerika'nın emperyal planlarının taşeronluğunu yaptığı için onlara destek veriyor, üyeliğini sürdürüyor. Kendi emperyal planlarına hizmet etmeyenlerin de hesabını kesiyor. İpini çekiyor. Evet. Enteresan. Değerli izleyenler, Amerika üzerine konuşuyoruz. Las Vegas'ta o saldırıyı gören şahit öldürüldü. Panama belgelerini yayına Malta'da arabasına bomba koyarak öldürüldü. Amerika'da yine şeyde fırtınada büyük o hortumun oluştuğu o afette yardım muhtaç olan oradaki insanlara İsrail karşıtlığı yapmayacağına dair belge imzalattırıldı. Amerika UNESCO'dan çıktı. Sebep? Çünkü UNESCO 40 ülkeyle birlikte bir karar aldı. Dedi ki kutsal mabet alanında İsrail'in tarihi, kültürel, dini hiçbir bağı yoktur kararını aldıktan sonra Amerika UNESCO'dan çıktı. Yani biz Amerika değil, biz aslında İsrail'den hakkında konuşuyoruz. Yani yarın yardım verirken Türkler onun Türk olduğunu anlarsa FETÖ'ye bağlı kalacağıma, PYD'yi destekleyeceğime, AK Parti ile hiçbir bağım olmadığına, Tayyip Erdoğan'ı sevmediğime falan değil mi? Desteklerde imza alması gerekiyor. Avrupa buna gidiyor. Ya zaten manyakça bu işi yapmaya başladılar. Macron diyor ki her hafta bu adamla konuşmak benim için en zor şeylerden biri diyor. Yani ve Macron açıkladı Avrupa bir toplantısından sonra şu anda üyeliği bitirmeyeceğiz ama gerilim politikasını sürdüreceğiz. Yani ileri adım atmayacağız. Tamam ilişkiyi kesmiyoruz ama bundan sonraki ilişkilerimizde de gerilim politikası devam edecek diye. Yani Batı Amerika'ya ne oluyor demiyor ya da kendine bakmıyor. Bize karşı öfkesini ve tepkisini de hem bireysel hem de kurumsal olarak ifade etmeye devam ediyor. Öfkesi aklını örttü mü? Öfke ve aşk aklı zail eder. Aşk derseniz şimdi ben konuyu değiştiririm o zaman. Abi bilmem artık. Yani. Evet, biz burada konuştuğumuzda bir bölümde Sayın Dilip Ak'a demiştim siz aşka inanmıyor musunuz diye. Ben aşk tanımam demişti. Çünkü aklı örtüyor demişti. O yüzden. Evet. Allah'a aşık olacaksın diye ne bir ayet ne bir hadis bilmiyorum. Hubbun eşit de hubbun lillah. Sevmek, saymak. Şiddetli sevgi. Şiddetli.
Ayette çünkü öyle tam evet, bir tema. Büyük sevgi ama bu aşk aklı zayileder. Şimdi öfkeye dönelim. Evet. Öfkeye dönelim. Avrupa'nın öfkesi bize olan hıncı adamların aklını köreltti. Aklını doğru mu? Zahil etti. Zahil etti. O yani yüzden birileri de FETÖ'ye aşkından o da bir şey görmüyor. FETÖ aşkından da onlar görmüyor. Vatanını satıyor evet, adam. Yani her şeyi satabiliyor. Evet. Akıl yok. Akıl yok. O şeyi de hatırlayalım. Amerika bir açıklama daha yaptı. Yine İsrail merkezli bu manada. Hamas silah bıraksın dedi. Hani evet. Gazze şeridinde FETÖ ile anlaşınca Hamas. Hamas silah bırakırsa bu anlaşmalar yürür, seçimlere girebilir Filistin dedi. Bağımsız devlet olabilir Filistin ama savunma birliği olmasın. Ordusu İstediğimiz olmasın. Zaman biz onları öldürelim. İsrail, Filistin devlet olabilir ama parası da olmasın. Yok zaten şu an. Tamam, evet. Yani İsrail para birimi şekel kullanılıyor Filistin tamam, topraklarında. Tamam. Dolar ve euro da geçiyor tabii. Yani artık biz ama de Türk lirası da çok ciddi değer görüyor orada. Biz de Bitcoin yaparız o zaman. İzleyicilerimize buradan hatırlatalım tekrar. Tüm bu Siyonist İsrail merkezli planların inadına Kudüs-ü Şerife ve Mescid-i Aksa'ya gitmeye devam edin değerli izleyenler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde Kudüs üzeri umre programları başladı. Hatta Kudüs üzeri hac da yaptı ve ayrıca özel sektör temsilcileri, turizm firmaları 4 günlük ortalama turlarla uygun fiyatlarla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya gitmeniz için hazırlar. Ama reklam arası vermeden. Reklam arası vermeden reklam yapıyorum ama Kudüs reklamı yapıyorum. Peki. Mescid-i Aksa yapıyorum. Yani firma reklamı yapmıyorum. Gorgon Hoca'ya girip Kudüs turları diye yazın. Zaten karşınıza birçok firma çıkacaktır. Mr. Google mu? Google Hoca mı? Yani şimdi dini bir konu arıyorlarsa Google Hoca. Din, gayri dini bir konu arıyorlarsa Mr. Google olabilir. Her şey gelebilir. Hoca diye girersen yani ne hocalar çok hoca çıkar ki. Evet. Ama yani Google efendiyle tehlikeli pek evet. Şimdi. Değerli izleyenler, Üstad Dilipak'ta derin gerçeklere devam edeceğiz ama kısa bir ara vereceğiz. Amerika Hamas silah bıraksın dedi ama Hamas Amerika'ya ne dedi? Reklamlardan sonra bunu da konuşacağız. Türkcell ve Bip ortaklığı ile dev kampanya. Siz de hemen Bip indirin, aramalarınızı Bip üzerinden yapmaya başlayın. Arama yaptıkça gigabyte kazanın. Devam ediyor değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Türkiye olmak üzere bölgemize yönelik politikaları üzerine konuşuyorduk. Tabii ki kapitalizmin ve emperyalizmin lehine politikaları. En son Hamas silah bıraksın açıklaması gelmişti Amerika'dan. Hamas'tan da Amerika'ya bir cevap geldi üstadım. Hamas Gazze lideri Yahya Sinwar dedi ki ne İsrail'i tanıması ne silah bırakması biz haritadan silme planları yapıyoruz dedi. Ve bu arada da Mavi Marmara gemisiyle alakalı da bir karar geldi. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Birleşmiş Milletler raporları ve Lahey Savcılığı kararlarından takipsizlik geldi oradan da. Böylece İsrail tam manasıyla bu konuda istediklerini ama cezası gerçekleşmedi. Evet. Aslında bir işte özürü gerçekleşti, tazminatı gerçekleşti. Yani suçu da kabul etmiş oldular. Evet, özür dileyince yani değil mi? Yani hiç karşılıksız kaldı değil ama böyle değil doğrudan mahkum olmaları gerekirdi. Yırttılar. Ama şimdi tabii içeride hani Mavi Marmara davasıyla alakalı çeşitli hani tabii itirazlar da çıktı. Türkiye'nin tutumunu eleştiren yaklaşımlar da bulunuldu. İHA orada taraf, tabii Mavi Marmara şehitlerimizin kıymetli aileleri taraf, Türk yani, milleti taraf, Müslümanlar taraf. Hukuk usulü açısından da bazı. İşte Türkiye'nin İsrail'le bir takım İsrail üzerinden Amerika'dan satın aldığı elektronik sistemler, savunma sistemleri var. Onun getirdiği bir takım zorunlulukları da hükümet onu öncelikle değerlendirdi.
Ve sonuçta böyle bir ara yol bulundu. Ama başka ülkelerde başka davaların devam etmesi mümkün. Ve sonuçta yani Mavi Marmara konusunda İsrail'in suçlu olduğuna dair o vicdani mahkemedeki mahkumiyetleri ve öbür dünyadaki bunun hesabı ayrıca orada duruyor. Olacak. Şimdi tabii hani İslam hukukunda da hani suçlara karşı, cinayetlere karşı ortada bizim şeylerimiz var, prensiplerimiz var. Bir, kısasa kısas. İki, affetme olabilir. Diğer üç, aftır. Tabii biz şimdi az önce arz ettiğiniz konum üzerinden yani Türkiye'nin isteyip de yapamadığı şeylerin var olması, yani gücümüz kuşatma altındayız, tehdit altındayız, içeride şimdi, hainler var, kısas şimdi, gücümüz yok. Aynen bunu ifade eden bakarsanız devletin bu konularda müdahalesine gerek yok. Hak sahibi ister affeder, ister diyet alır, isterse cezalandırılmasını isteyebilir. Ama burada işte Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür gerekçesiyle hükümetin bir siyasi iradesi ortaya çıktı. Ve buna dayalı olarak da bir uygulama gerçekleşti. Şimdi bu uygulamada bir de uluslararası hukuk açısından ileri doğru bir adım daha atılmış oluyor. Ama bu davaların bu şekilde devam etmesi en doğru olan o. Çünkü gündemde kalıyor. Doğrudan bir sonuç elde edilmesi değil. Zihinlerde bir zulmün ve haksız tarafın yerleşmesi gerekiyor. Zaten Mavi Marmara'nın asıl hedefi de buydu. Bir gerçeğin gün yüzüne çıkmasıydı. Bu tartışmanın bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Bitmeyecektir. Bitmeyecek. İsrail'in zulmü devam ettiği sürece tepkiler de devam edecektir. Bazı... Ve Mavi Marmara unutulmayacak. Yani artık o bir marka olarak, İsrail zulmünü belgeleyen bir marka olarak hafızalarda hep kalacaktır. Taze ve evet, şehit Furkan Doğan'ın şahsında tüm Marmara yani şehitlerimizi evet, rahmetle anıyoruz. Ruhlar için birer Fatiha okumanızı istirham ediyoruz değerli izleyenler. Bir de Mavi Marmara ile alakalı sanki bunun bir sürecin sonuymuş gibi düşünüyor bazıları kamuoyunda. Halbuki Mavi Marmara meselesi 2010 itibariyle bir sürecin başlangıcının bir noktasıdır. O Türkiye'deki siyasi olaylar, Türkiye markasının imajının İslam dünyasında bir karşılığı olması noktasında o yükselen değer olarak Türkiye markasının içini dolduran bir olaydır. Yani bir One Minute ve Mavi Marmara, bu her ikisi de son derece önemli. Mavi Marmara içimizdeki Siyonistlerin deşifre edilmesinin de çok önemli bir dönüm noktası olmuştu. Çünkü yani, hatırlayın ne demişlerdi? Otoriteden izin almadan bu eylemi yapmamalıydınız dedi Pennsylvania'daki ihtiyazat. Tabii. Ve bunun üzerinden Türkiye'deki Siyonist hizmetkarları ortaya çıkmış oldu. Siyasette, medyada ya da cemaat denilen yapılar yapıda içindeki bu karanlık karakterler de ortaya çıktı. Burada bir başka önemli nokta da şu. Bu vesileyle sadece İsrail mahkum olmadı. Müslümanların aydınlık yüzü de ortaya çıktı. Çünkü bu gemi sadece tamam Müslüman bir örgüt tarafından ve ağırlığı mihverinde Müslümanların olduğu bir hareketti ama temelde bir vicdan hareketiydi. Erdemliler hareketiydi. Erdemliler hareketiydi. Diğer Yahudi de vardı, Hristiyan da vardı, solcu da vardı, birçok kişi. Papaz vardı, haham vardı. Bu aslında Müslümanların yeni bir medeniyet inşasında bizim hiç kimseye bir tehdit oluşturmadığımız, temelde Müslümanların Müslümanlarla ittihat üzere olduğu ama yeryüzündeki bütün mazlumlarla ve erdemli insanlarla ittifak içinde ve aynı şekilde yeryüzünde
değer üreten herkesle nimet ve külfet dengesine dayalı bir işbirliğine hazır olduğunu gösteren bir örnektir. Yani sadece protest bir hareket değil, la ilahe hareketi değil, içinde illallahı, Müslümanların bütün insanlığın hayrına olmayan bir çözüm önerisi, bizim önerimiz değildir anlayışının ya da alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olma misyonunun da içinde mündemiş olduğu bir hareketti. Onun için bugünden yarına unutulmayacak. Hem insani hem İslami bir hareketti. Evet. Zaten İslami olması aynı zamanda Allah'ın insanlar için seçtiği din olması itibariyle yeni Türkiye'nin doğuşundaki en temel olaylardan birisi tarih kronolojisinde şey hep hatırlanacaktır. Yeni Türkiye'nin inşasında dönüm noktası, evet. Mavi Marmara. Evet. Arkadaşlar bunu KJ'de mutlaka. Yani One Minute ve Mavi Marmara bir kırılma noktası. Bir de önemli bir noktada şu, Siyonist İsrail rejiminin Filistin'e girişini yasakladığı biri olarak 10 yılda deport edildim. Yani üzülüyorum tabii Kudüs'e gidemiyor olmaktan dolayı ama bir de şu bir hakikat ki Anadolu coğrafyasının bu aziz milleti 9 Aralık 1917 tarihinde Filistin topraklarını İngiliz işgal manda yönetimini terk ettikten sonra aradan 95 yıl geçtikten sonra Mescid-i Aksa'nın izzeti ve şerefi için kan vermiş ve tekrar canını vermiştir. Ve buna her zaman hazır olduğunu da Mavi Marmara olayıyla göstermiştir. Halbuki biz elimizde silahlarla gitmedik oraya. Ekmek vardı, su vardı, çocuklara ilaç vardı. Silah yoktu, levye yoktu elimizde. Saldırı yapılırken de bu olmamıştı. Ama buna rağmen ölüme, Furkan'ın dediği gibi şehit Furkan'ın, annemin kucağına gider gibi gidiyorum Gazze'ye demişti. Şimdi bakın, İngilizlerin bir oyunu sonucu Filistin toprakları, Yahudileri ve faşistlerin Avrupa'dan Yahudileri sürmenin gayelerinden birisi de onları Filistin'e yerleşmeye ikna etmek içindi. Dini bir davet ve bir yandan havuç bir yandan sopa gösteriyorlardı. Allah dilerse yine İngilizler eliyle onların kurdukları sistemi yıkabilir. Bu Mavi Marmara'nın da katıldığı ama daha sonra inisiyatifin tamamen bizim kardeşlerimizin eline geçtiği hareketin ilk çağrısını yapan da bir İngiliz milletvekiliydi, George Galevi. Yani Allah dilerse kafirler eliyle dahi dinine hizmet ettirir. George Galevi. Evet, doğru. Ben bu açıdan hiç bakmamıştım. Teşekkür ediyoruz. Böyle. Siyonizm peki nasıl bakıyor bize, Müslümanlara? Bir numaralı VTR'yi izleyelim değerli izleyenler. Bu Siyonist kafa bir türlü akıllanmıyor. Bakın, yani sokaktaki vatandaşlarına mikrofon uzatıldığında Müslümanlar ve İslam hakkında neler söylüyorlar? Öldüreceğiz. Bakalım neler demişler. I think that the Islam is a very bad disease, not just for Israel, for all around the world. We can see it. I also am an organization. It's called La Hava. It's against the Jews who marry Arabs. So why do you feel strongly about that? Because Jews is a special nation that God gave it to the Jews, and we don't want Jews to get mixed up together with a different nation. You can't deal with these people. There's no need to try. There's no need to talk to them. What we can do is when they do enough harm, we retaliate. That's war, and that's the situation that any Jew lives in Israel has to deal with. I don't think there's any answer to it. Really? There's only one way, like, I would carpet bomb them. You would carpet bomb them? It's the only way you could deal with it. Like, or try to stop them a different way. It never worked. You mean all Arabs or Gaza or? I believe that they, like, I hope to believe they're not, but I do think they are, because I don't trust them. You can't trust them. And that's the only way I believe that. I think that we're miserable. The
Arabs make a pogrom and we need to kill the Arabs. Çok komik değil mi? We need to kill all Arab diyor. Yani bütün evet, Arapların hepsini öldürmemiz lazım. İşte Siyonizm sonuçta bu. Yani enteresan. Yani halbuki biz onlar için insanlar doğdukları ana babayı kendiler seçmediler. Doğduğu toprağı, doğduğu zamanı, derisinin rengini ve cinsiyetini kendiler seçmediler. İncil'de şöyle bir ayet var. Babalar kuruk yediklerinde oğullarının dişleri kamaşmaz. Mecelle babalar kuruk yediklerinde oğullarının dişleri kamaşmaz. Yani ayrı kişiliklerdir bunlar. Babası suçlu, oğlu suçsuz ya da babası suçsuz, oğlu suçlu olabilir. Mecellede beraat-i zimme esastır diyor. Yani suçun şahsiliği ve suç ispatlanmadıkça kişinin masumiyeti hukuki anlamda esas alınmalıdır. Dolayısıyla şüphe üzerine hüküm bina edilmemeli. Şüphe sanık lehine yorumlanmalıdır. Bunlar bir kenara bırakılınca ondan sonra başka hükümler ortaya çıkıyor ve bir vahşet sergilenebiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Siyonistlerin genel mantık yapısı bu ama her Yahudi Siyonist değildir. Bunu vurguluyor. Her Yahudi böyle düşünmüyor. Rabbiler var. İsrail devletine karşı olan Rabbiler de var. Yani mabetlerinde dua ile ibadetle vakit geçiren hahamlar da var. Onları da hesaba katmamız gerekiyor. Bizim için haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yenilik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olmaktır. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa ve işi de ehline vermeliyiz. Bizim sadece iki tane düşmanımız var. Bir tanesi nefsimiz, birisi de Allah'a savaş açanlar. Yani şeytanın ordusuna gönüllü asker olanlar. Onun dışında da bizim düşmanımız yok. Diğerlerine hakkın tepliği ulaşmamış olabilir. O da bizim zaafımızdır. Şeytanın ordusuna asker olanlar. Ben de Tevrat'tan bir hatırlatma yapayım. Ey Kudüs, seni unutursam kalbim kurusun. Sağ elim hünerini kaybetsin. Kudüs bizim için de bu manada bu kadar ehemmiyetlidir. Mescid-i Aksa'ya buradan Kudüs direnişçilerine de bir selam göndermiş olalım bu vesileyle. Ya Kudüs'ü bakın onlar Hazreti Süleyman'ı bizim Süleyman Çelebi zannediyorlar. Daha Hazreti Davud'u. Çünkü King Davud diyorlar ve mezmurları bir bizdeki zikir kitabıyla eş tutuyorlar. Yani Süleyman Reşideler zaten çoğunlukla Süleyman Çelebi'den Mevlid neyse bizim için evet öyle zannediyorlar. Evet. Biz Hazreti Davud'u kral değil peygamber kabul ediyoruz. Onlar King Solomon diyorlar Süleyman Aleyhisselam'a. Onlar kral diyorlar. Biz peygamber diyoruz. Onlar herhangi bir mabet, herhangi bir derken yani kıble olan yer değil aslında. Hazreti Musa'nın kavmini getirdiği yerde Hazreti Süleyman'ın yaptığı bir mabet olarak bir cami değerinde tutuyorlar. Bizim için ise orası kıblemizdir. İsra'nın gerçekleştiği makamdır. Yani onların o makama atfettikleri değerden biz bin kat daha rakama da sığmaz o. Yani kıbleyle herhangi bir mescidin kıyası mümkün değil. Ama orası bizim için tam anlamıyla yerden göğe nur sıraçlarının sütunlarının yükseldiği mukaddes makamlardır. Aşkın pusulasında ilk kıblegahımız. Aşkın pusulasını bilmem. Evet. Aşka siz karşı olduğunuz için. Vahyin pusulasında ilk ay ve güneşin bize buluşturduğu yerdir. Gök kubbemiz. Ay ve güneş Allah'ın iki şeairidir.
Eyvallah Üstad. Kudüs deyince bana bir duygusallık bastı da o yüzden. Yani hasret yani, mi bastı? Hasret bastı. Tamam. Sayısını gittiğim kadar yani unuttum ben. Ne kadar gittiğimi unuttum. Çünkü gidip Kudüs'te mihmandarlık, rehberlik yapıyordum ayrıca. Yani özel ilgi alanımız. Hakikaten Kudüs'ün bir hasreti ve özlemi ederim beraber. Bizi kim davet eder? Filistinliler davet edebilir ama bize İsrail vize vermez. Ben bizi İsrail'i davet eder. Ben seni davet edeyim ya da sen beni davet et. Geç anlaşırız. Bütün Müslümanlara, Türkiye'li Anadolu Anadolu'daki yaşayan tüm kardeşlerimize davet Filistin'den ve Mescid-i Aksa'dan. Allah'ın daveti. Allah'ın daveti. İlk kıblemiz. Sadece Mescid-i Aksa'ya değil, Tuva Vadisi'ne de. Tur Sina'ya da. Yani sadece üç mescit mukaddestir ama sadece mukaddes mescitlerden ibaret değildir. Evet. Şimdi bu tabii bizim cenahımız, Rahman'ın ordusu. Bir de şeytanın ordusuna gönüllü askerler düşmanımız mesela. Demiştiniz orada aklıma kaldı. Şimdi şeytanın ordusunu biz içimizdeki Siyonistleri temizlemeden dışarıdaki Siyonistleri temizlemeden... Önce nefsimizdeki şeytandan. Yani i̇çimizdeki nefis, yani, nefsi evet. Kastediyorum. Şimdi Türkiye'de de operasyonlar devam ediyor. Çok enteresan derin operasyonlar var. Kavala gözaltına alındı. Osman Kavala. Çok enteresan bir isim. Hakkında birçok şey var internete girildiğinde ve ben Kavala soy ismini duyunca Kavala'nın Mehmet Ali Paşa gelmişti direkt aklıma. Mısır Hidivi ve II. Mahmut döneminde Osmanlı'nın anasını ağlatan bir paşa olarak aklıma geldi. Biraz da tekrar okudum baktım. Müthiş şeyler yapılmış ve Osmanlı'nın neredeyse belini bükme noktasına getirmiş. Şimdi onun akrabalığı var mı? Ne diyorsunuz? Biliyor musunuz akrabalığı? Herhalde yani bu Kavala kökler Mehmet Ali Kavala Paşa'nın akrabası mı acaba? Torunu falan mı? Yani bir bağlantı var. Olması gerekir ama yani işte kızın milyarder olarak bile entelektüel bir kişi. Yani iletişim yayınları ve o tarih üzerine yaptığı çalışmalar. Yani güzel çalışmalar da yaptı bazı. İlk bilgisayarı Türkiye'ye getiren adamdı. Ben bakınca şaşırdım. Commodore açınca 3 saat beklerdik. Oyunlar oynardı. Dostlar oyunlar oynadığımız. Commodore 64 yani. Onu getiren şahıs. Aynı zamanda da Erbakan'ın gümüş motorunu batıran firma babasının kurduğu firmaydı. O da Lombardini'nin Türkiye temsilcisiydi. Osman Kavala'nın babası Erbakan Hoca'nın kurduğu gümüş motor fabrikasının batmasına vesile olan şirketin patronuydu. Evet, fiyatları düşürmüşlerdi çünkü onu. Evet, Lombardini Türkiye temsilcisiydi. Böyle bir yanı var. Başka bir yanını da söyleyelim. O da hanımı Tarık Buğra'nın kızı. Peki Tarık Buğra kim? Ünlü yazar. Medine müdafaasındaki ünlü kahraman, komutan Fahrettin Paşa'nın. Evet. Ünlü Fahrettin Paşa'nın Medine muhafızı, koruyucusu günlerce çekirge yiyip Medine'yi teslim etmeyen Fahrettin Paşa'nın torunu Tarık Buğra'nın kızıyla mı evli arkadaş? Evet. Yani Kavala ilginç bir adam, kişilik, pek ortalıkta gözükmez. Evet. Yani öyle işte şımarık bir burjuva da değil. Değil, evet. Sol'la yakın, Murat Belge ile yakındır. Mesela benim o ilk zamanlarda çok tartışmalara katıldım. Bu Biltek miydi? Biltek'ti galiba. Bilsak. Bilsak'ın arkasındaki isimlerden biriydi. Mesela savaş karşıtı eylemlerde yine aktif olarak. Açık toplumda arkasında Soros olduğunu biz biliyoruz zaten. Tabii. Yani enteresan ilişkileri falan varmış. Bu Amerika'da... Bu da ilginç bir şey mesela Meral Akşener'le Osman Kavala buluşması. Yani Osman Kavala herhangi bir solcu değil. Daha çok traçkistlere yani Murat Belge üzerinden yani Çinci, Rusçu ya da Balkancı değil. Daha çok traçkist entelektüel bir sol kimliğe sahip. Meral Akşener'le
buluşması için araya girenler de ilginç yani. Herhalde Meral Akşener de bir 3-4 Eylül'ü bir araya getirmek istiyorsa Osman Kavala ilginç bir isimdir. Üst akıl önemli bir satrançtaki taşını mı şu an aldık biz? Öyle mi görelim? Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor. Hani taş olarak ne özelliği olduğunu bilemiyoruz şu an. Değil mi? Öyle midir acaba? Bunu da bilemiyoruz. Sonuç itibariyle kendisi hakkındaki iddiaları 7 günlük gözaltı süresi verildi. İddia şöyle hakkında: Türkiye Cumhuriyeti'ni anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüsten gözaltına alınmış. Yani o iddianame hazırlandığında neyle suçlandığını göreceğiz. Aslında bir iş adamı. Ne iş yaptığına ilişkin de çok fazla bilgi yoktur. Yani o işte Anadolu kültürleri falan hepsi de uluslararası fonlarla yapılan işbirliği. Ama ben son zamanlarda gayrimenkul, daha çok arsa, Anadolu yakasında arsa işleri yaptığını biliyorum. Başka birkaç işi daha var. Binalar falan da var. Ama ne iş yaptığı konusunda çok fazla iş adamı kimliğiyle öne çıkan birisi değil. Öcalan'ın barış sürecinde Akil Adamlar Lisesi'nde görmek istediği Osman Kavala, Ümit Boyner ve Mithat Sancar üçlüsünden biri de Osman Kavala'ymış. Osman Kavala tabii yani bu konulara kafasından yani Boyner, Cem Boyner her ne kadar bir ara öne çıkartıldıysa da bu kendisi çok öne çıkmıyor. Yani iş adamı olarak, fikri birikimi olarak, sosyal ilişkileri olarak, uluslararası ilişkiler olarak, aile geçmişi olarak aslında bayağı dikkat çekici bir karakter ama çok fazla öne çıkmıyor. Bu olayların, işte gezi olayların içinde de daha doğrusu gezi vesilesiyle yurt dışından gelen uluslararası bir takım kuruluş temsilcileriyle de yakın temas içinde. Mesela herkes Aydın Doğan Koç falan diyor da yani Kavala'nın çok daha sıcak bir özel ilişkileri vardır ama bu ilişkilerin nereye kadar uzandığı, sonucunda ne gibi angajmanlar söz konusu olduğunu bilmiyoruz. Her Sizin zaman başkan yaptırmayacağız var. Tayyip Erdoğan diye söyleyen Selahattin Demirtaş'ı, fikir babası da yine Osman Kavala olduğunu söyledi. Doğuya çok sık gidip gelen. HDP eylemlerinde gaz yediği görüntüler var. Yani ilginç bir karakter. Evet. Şeye benziyor, bu Alman bir milletvekili gelirdi, Claudio Roth, değil mi? Claudio Roth. Yani her şeyin içinde falan vardı gibi, öyle bir enteresan bir durumu var. Bir de Orsan başkanı da aldılar, Şaban kardeşi de aldılar. Evet. Yani ondan bilgi yok. Abiniz var mı? Hayır, o da enteresan. Orta Doğu savunma araştırma yani Dışişleri Bakanlığı'nın sivil bir şeyi, think tank'i gibi bilinen düşünce kuruluşu var. Orta Doğu Stratejik Araştırma Merkezi'nin başındaki, yani o zaman Davutoğlu döneminde getirmişti biliyorsunuz. Evet, ama yani başkan görevden alınmıştı. Şaban kardeş bu şeyde Büyükada'daki toplantıda ismi geçmişti, var olduğu tespit edilmişti. O da gözaltına alındı. Aklınızda bulunsun. Tabii yani mümkün ne olduğunu bilemiyorum. Çok enteresan isimler bunlar, o yüzden evet, yani. Evet. Hani bakıyorsunuz. Ama hiçbiri Osman Kavala kadar ilginç olamaz. Yani Osman Kavala enteresan bir kimlik kişilik. Her anlamda yani aile olarak da vizyon, misyon, eğitim, yani bayağı da iyi bir eğitim sahibi, eğitime sahip. Yani aile olarak da öyle çok işte sosyete dergilerinde poz veren birisi değil ya da lüks lokantalarda değil de eylemlerde görüyorsunuz insanı. Bu da ilginç bir durum. Siz geçenlerde bir yazı yazmıştınız. Tabii buradan hani FETÖ operasyonlarına falan geçiş gibi belki algılanabilir ama FETÖ'cüler dua etsinler 15 Temmuz'da başarılı olmadılar. Olamadılar. Değerli izleyenler, Abdurrahman Dilipak şöyle bir yazı yazdı. Aklımda kaldığı kadar söylüyorum. FETÖ'cüler dua etsinler 15 Temmuz'da başarılı olamadılar. Başarısız olmaları onların hayatını kurtardı.
Yani çünkü ne demek istediniz orada? Yani işte o sadece tanklarla sokağa çıkanlara karşı bir halk direnişi oldu. Hı hı. Türkiye bir iç savaşa gidebilirdi. Hı hı. Ve o FETÖ'cü dediklerinin de başarma şansları yoktu bu defa. Hatta bu birkaç gün devam edecek olsaydı çok ciddi kayıplar verilebilirdi. Hem bunların elindeki o yüksek silah kapasitesi dolayısıyla sivil halk büyük kayıp verebilirdi. Hem de herkesin apartmanında tanıdığı bir takım FETÖ'cüler var. Hmm. Onlar çok ağır bir bedel. Can emniyetleri yok, kalmayacak evet, diyorsunuz. Yani zaten darbeler önce evlatlarını yer. Yerler. Bu FETÖ'cülerin içerisinde de birçok kişi bu rezalet karşısında bu nedir, biz bunun için yola çıkmadık diyeceklerin hepsine tekrar kendileri de, daha doğrusu kendilerine destek veren uluslararası sistemin tetikçileri infaz da yapabilirlerdi. Yani bu sonuç aslında onları da hapse girmekten kurtulamadılar ama canlarını kurtardılar. Evet. Yani süreç içerisinde FETÖ'nün gadrine uğrayanlar öfkelenmişti, bileğlenmişti zaten. Yani olası bir hani millete, halka yapılabilecek ya da devlete yapılabilecek bir eylemde canları tehlikedeydi o zaman. Tabii. O FETÖ'cülerin, yani, o derin adamların. Yani halkı o günkü şartlarda teskin etmek o kadar kolay olmayacaktı. Yani sokağa çıkanlara karşı halk direndi. Eğer birkaç gün devam edecek olsaydı bunlar oturdukları apartmanlarda güvende olmayacaklardı. Şimdi ve bundan sonraki yeni bir kalkışmada da aynı durum söz konusu, yine söz konusu. Enteresan. Bu Şaban Dişli, burada biz konuşmuştuk, görevinden istifa etti. Evet. Yani aslında birçok kişinin kendi kapıları çalınmadan yani olayları görüp yapmalı. Burada yani iyi bir harekette bulundu diyorsunuz. Ben yani kendimi Cumhurbaşkanım ve partim daha fazla zarar görmesin. Ama işte bunu o göreve görevi kabul etmek değil. AK Parti'den de, milletvekilliğinden de, bütün görevlerinden de kademe kademe, yani grupta görevi varsa, partide görevi varsa istifasını tarihsiz olarak imzalayıp genel başkanınıza verirsiniz. Dersiniz yani ben partime zarar vermek istemiyorum. Bir durum gerektiğinde ben istifa ederek bir saygısızlık da yapmıyorum ama size imzalıyorum ve tarihini yazmıyorum. Siz istediğinizi yürürlüğe koyarsınız. İstediğiniz zaman yürürlüğe koyarsınız. Yani daha fazla görev talep etmek dikkatleri daha çok üzerine çekecek. Daha çok tartışma konusu olacak. Bu noktaya gelmemesi gerekirdi. Zaten bu özellikle 3 belediye başkanı ile ilgili tartışmaların geldiği noktada ortada. Bunlar kimseye fayda sağlamaz. Türkiye içinde bulunduğu şartlar, olağan bir süreç yaşamıyoruz. Zaten bazı şeylerin bugüne kadar bekletilmiş olması ciddi bir sorun. Şimdi bakalım pazartesi ne olacak? Seçimlere giderken Saadet Partisi üzerinden ve Rahmetli Erbakan Hoca'nın çocukları üzerinden, Milli Görüş Hareketi üzerinden AK Parti'ye de bazı uyarılarda bulundunuz. O gün bana hakaretler ediyorlardı. Evet. O gün bana tırnak içinde küfür ediyorlardı ama maalesef keşke ben haksız çıksaydım dediniz. Ama aynı tehlike AK Parti'yi de bekliyor. Olabilir tabii. Dediğiniz yani bu seçimlerde de MHP ile AK Parti ciddi bir işbirliğine gidecek diye de yazdınız. Evet, yani MHP açısından bu zorunlu. Hı hı. Bu AK Parti'nin de işine yarıyor. Dolayısıyla bu bir kehanet değil. Tabii zaman ne gösterir? Göreceğiz. Öte yandan seçime giderken AK Parti'nin halktan gelen eleştirilere, taleplere kulak vermesi gerekiyor.
bazı talepler çok gerçekçi bulunmayabilir. Bazı eleştiriler yerinde olmayabilir. Ama bakın, sizin ne yaptığınız kadar benim ne anladığım da önemli. Eğer halk bunu böyle kabul ediyorsa, bir şeyin bazen şuyuğu vukuundan daha beterdir. Onu ispatlamaya, onun öyle olmadığını ispatlamaya ayıracağınız zamanı başka tartışma olmayan, üzerinde tartışılmayan başka bir kişiyle yola devam etmek siyaset açısından daha doğru olabilir. Bir de bu metal yorgunluğu ya da insanlara bıkkınlık veren bir takım süreçlerin artık sonlandırılması gerekiyor. Bunun da bundan sonrası için bir emsal olması gerekiyor. Böyle devam edemez. Yani bu başkaları için de artık, çünkü birine cevaz verdiğinizde ötekiler de aynısını isteyecekler. Kimsenin bunları bu şekilde talep etmemesi gerekiyor. Bazı kararlar için geç kalındı. Ama acele de edilmemesi gerekiyor. Çünkü her ikisi de ciddi risk taşır. Yani geç kalmak da riskli, acele etmek de. Geç kalınmasın, daha fazla geç kalınmasın ama vuruyorsanız dinleyin de. Yani vurduğunuz taşın hangi taşa vurduğunu ve onun ekosunun ne olduğunu öngörmeden bazen öfkeyle ve aceleyle yapılan işler gayedeki hikmeti yok edebilir. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Siz ne düşünüyorsunuz? Belediye başkanları ve isimleri geçen bazı belediye başkanlarının hani istifa etmelerinin beklenmesi hakkında. Yani mesela Melik Gökçek ismi çok tartışılıyor ve yani çok enteresan bazı haberler de yapılıyor ve Melik Gökçek yani haksızlık yapıldığını inanarak bunu söylüyorum. Yani CHP'lilerle oturup görüşüyor, CHP gibi böyle hadsiz, hakikaten uygunsuz haberler de çıkartılıyor. Yani ya bunun böyle buraya gittiği belliydi. Bunun buraya geleceği belliydi. Bu konuda eğer bunu görecek kadar feraset sahibi değillerse orada oturmamaları gerek. Eğer bunu görüyorlar ve hala orada oturuyorlarsa bunu da değerlendirmek gerek. Ben dişli için bir şey söyledim. Doğru. Yani sizin haklı olup haksız olmanızı tartışmanın ötesindedir. Bugünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bu tür polemiklerin uzun süre gündemde olmasını taşıyamaz. Bize hiçbir fayda sağlamaz değil mi? Evet, kendilerine Türkiye'ye de sağlamaz. Yani değil kalsınlar, mi? Devam etsinler. Olacak ne? Yani bu iş bu noktaya geldikten sonra geri dönüşü yok. Eğer siz bir harekete zarar veriyorsanız o harekette sizi ayar verir. Evet, size gerekeni yapar. O zaman bunu nasıl baştan göremediniz ve geldiğiniz noktada hala niye direniyorsunuz? O kadar uzun yıllar emeğim var, gayretim var, çabam var. Yani böyle mi olmalıyım? Mesela Şevki Hocam burada şunu söylemişti. Ya biz jübile hakkı yok mu dedi ya bu insanların mesela. Bilmem. Topu yani, taca atıyorsunuz. Hayır. Yani içinde bulunduğumuz şartlar, süreç ve toplumsal hassas algı süreç, politikanın yönünü, hızını, şeklini belirler. Ve bu buraya geleceği belliydi. Tekrar yani aynı şeyi söylemem gerekiyor. Bu ufukla bunu görmen lazımdı. Daha evet, bu noktaya gelmeden stratejik olarak akıllı davranman ve gerekeni yapman lazımdı. Yapman doğru gerekirdi mu? Yani eğer bunu göremediysen bir problem. Niye ben peki? Gördüm. Niye ben? Niye mesela? Bakın, toplumsal kabul burada neyse bu işin nirengi noktası odur. Ölçüsü halkın iradesi, beklentisi. Ve bunu da konjonktürel olarak değerlendirmeniz gerekir. Dün olmayıp bugün ortaya çıkabilir. Bir yanlış algı da olabilir bu. Ama siyaset halkın oyunun içine katılmasıyla oynanan bir oyunsa, halkın talep ve beklentileri, eğer çok kısa sürede gerçeği ortaya çıkartıp halkı tatmin edeceksen bir diyeceğim yok. Ama halk da uzun süreden beri var olan, cevabını bulamayan sorular varsa, bunu örtmeye çalışmanın bir faydası da yok.
Bu herkes için mi geçerli? Herkes için geçerli. Ha, yani daha sakin zamanlarda bu süreçler daha sükunetle yönetilebilir. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarla bunlarla oynanılacak vakti yok. Yok. Benim buradaki en büyük endişem gidenin yerine geleceklerin gideni aratmaması. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Toplumun beklentileri çok yüksek. Muhteris, kibirli, giydirilmiş, odun kılıklı, para kadın ve makam delisi, cahil, fasık, korkak tiplerle bir yere gidemezsiniz. Evet. Adaylarınızı ya da mevcut teşkilat, milletvekili, yöneticilerini tanımak istiyorsanız dostlarına bakın, kimlerle beraberler, lafa bakmayın, aynası iştir kişinin dediniz. Bu kadar net diyorsunuz yani. Evet. Siz demediniz, ben okuyorum. Hı hı, hı hı. O zaman Türkiye'nin beka sorunu yaşadığı bir dönemde kimsenin bu kişiler manada... fantazilerini, evet, yani onların kendi kaygılarını, hı hı, her şeyin önüne koyamaz. Ama bir ölçüyü de unutmayalım, yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Bu da ayrıca bir şey. Ciddi, hakikaten yani başarılı, iyi hizmetler yapılmış, halkın geniş kesimi tarafından sevilen, saygı gören, takdir edilen yöneticilerimiz de var. Ama eğer iş onların zamanı geldiğinde, sizin Halit bin Velid örneğinizle kapatalım mı? Bakın, Halit bin Velid başarısız bir ordu komutanı değildi. Başarılar da gidebilir. Başarılar da gidebilir. Siyaset böyle bir oyun. Üzerinde hiçbir toz olmayan da gidebilir. Tabii. Aynı kim gibi? Halit bin Velid örneğinde olduğu zaferi gibi. Neredeyse? Anlatalım. Allah'tan kapatalım. Değil, Halit'ten bekliyor olacaklardı. Hmm. Onun için Halit bin Velid'i azlettim diyor. Hazreti Ömer döneminde oluyor. Evet. Hazreti Ömer bunu yapıyor. Yani illa da başarısız olmasına, bakın, üzerinde bir şaibe olmasına gerek yok, değil mi? Hayır. Siyasetin tırnak içinde raconu biraz racon farklı. Erdoğan da bu raconu iyi kesenlerden. Erdoğan bu raconu ben keserim ben diyor. Keserim o da kendi ya raconunu kesti. O raconla siz oraya oturdunuz. Nasıl geldiyseniz öyle gidersiniz. Telefonla evlenen telgrafla boşanır. Diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Zülfiyar'a dokunduk mu biz konuşup? Bilmem. Dokunmuştum. Ama dokunmuştum. Biz Erdoğan'ı seviyoruz. Kimsenin şahsına özellikle bir... Sayın Gökçe'yi seviyoruz. Yok. Evet. Kim olursa olsun, hı-hı, eksiğine ve yanlışına itirazım var. Hı-hı. Yani Melih Gökçe'nin gece yarısı elinde serum şişesiyle şantiyede başkalarının 6 ayda bitiremeyeceği işi 2 ayda bitirdiğini de görmek gerekir. Değil mi? Evet. Oradaki bir takım usulsüzlükleri, yanlışlıkları da görmek gerekir. Hiç kimse ne gerçeği örtsün ne de bir husumet yüzünden doğru bir işi karalamaya çalışsın. Bir kavme olan düşmanlığımız bile bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmemeli. Teşekkür ediyoruz üstadım. Haftaya derin gerçeklerde daha çarpıcı, enteresan konu başlıkları olacağını hissediyorum. Hayırlısı olsun. Allah Teala'dan yani fırsat olursa, aslında başka olursa, konular da vardı. O 40 tane meselemiz vardı ama Aykut ısrarla diyor ki senden sonra, yani derin gerçeklerden sonra derin kutu var. Derin kutu değil mi? Sabri Balaman'ın. Evet. Ters kutuplar var Sabri Balaman'ın hazırlayıp sunduğu. Evet. Orada da ters kutupların fikirleri üstadım şey yapıyor. Evet. Ben de bu arada İtalya'dan da referandum talebi iki bölgeden geldi. Evet yani. Enteresan. İlginç. Tabii Kurz'u falan konuşamadık. Sebastian'ı değil mi? Evet. Genç. Haftaya konuşalım inşallah. Geçmiş olur. Bakalım Avrupa'da sorunlar bitmiyor. Evet, değerli izleyenler. Üstad'a teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Derin gerçeklerde eğmeden bükmeden, Zülfiyar'e dokunup dokunmama kaygısı taşımadan inandığımız hakikatleri uygun usulle anlatmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Evet, biz devletimizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz, bu ülkeye hizmet edenleri seviyoruz ama vatanımızı daha çok seviyoruz. Bu vatanı bize emanet eden şehitlerin kanlarını daha çok önemsiyoruz. Söz konusu bekamızsa, değil mi? Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır sözü. Önemli hak, bir, söz, konusu hak söz konusu olduğunda gerisi teferruattır deyip hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya
İnşallah cumartesi akşamı 21'de Derin Gerçekler'de tekrar buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar.